Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yeni bir video başlatayım istedim. Biz okula gittik geldik, kahvaltıyı yaptık. O kısımları falan çekmedim tabii. Ama ben mutfağımı toparlayamadım. Şöyle göstereyim mutfağımın halini. Sabah da başım çok ağrıyordu. Bir limonlu kahve yaptım içtim. İşte şu evin içini göstereyim. Ondan sonra toparlayamadım çünkü sular yok. Şimdi bir de kahve içeceğim. Ondan sonra da şöyle göstereyim. Yani mutfak biraz dağınık çünkü işte su olmayınca böyle oluyor. Kahvemi içtikten sonra da önce TYT denemesi çözeceğim. Vaktim kalırsa da AYT denemesi de çözeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İnşallah yapabilirim. Sınavıma çok az bir vakit kaldı. Dua edin ne olur. Şöyle bu 3-4-5'in denemesiydi. Bunun içinde 5 bunun içinde konuşamadım yine. 5 tane deneme var. Ben bu 4 tanesini çözdüm. 4 tanesi bitti. Şu 5.'yi çözeceğim bugün. Bir de kare kök denemesi almıştım. Onları da son bir tanesi kaldı. Ama bugün daha doğrusu dün, evet dün kare kök çözdüğüm için bugün 3-4-5 yayınından çözeceğim. Böyle. Umarım bunlardan istifade ederim ve sınavda da yapabilirim. Hatta size kare kökün de denemesini göstereyim. Onun da şöyle... Bu da yine TYT denemesi. Bunu da yine ilk şöyle 4 tanesini çözdüm. 5.'yi çözeceğim. Böyle arkadaşlar. Şöyle de bu da kare kod okuma için herhalde. Evet, optik var. Bir de çözüm kitapçığı var arkadaşlar. Tabii ama 1 ile 2'yi çözdüğüm için, 1, 2, 3'ü ve 4'ü çözdüğüm için onlara bakabiliyorum. Diğerlerine bakmıyorum tabii sonuncu denemeye. Böyle şu şekilde de açıklamalarını veriyor. Yani sınava girecek olan arkadaşlar bundan da alabilirsiniz. Daha önce de zaten videomda paylaşmıştım. Neyse ben şimdi hemen şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra da salonda toparlamam lazım. Ve her gün yapıyorum ama yine aynı oluyor. Bir de okulda Evrarna'nın haftanın çocuğu projesi diye bir şey varmış. Bu hafta da pazartesinden cumaya kadar işte Evrarna'nın günü. Dün arkadaşlar ne vardı? Kendini tanıttı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir fon kartonuna. Hatta dün göstermiştim ya videoda. Geçenki videomda. Şöyle bir fotoğraf şeyi yaptık. Nasıl diyeyim? Albüm gibi bir şey işte yaptık. Çok güzel konuştum. Bakın Evren'le ne kadar şirin ya. İşte bunu tanıttı kendisini. 1 yaş, 2 yaş falan diye. Bugün de anne olarak mektup yazma günümdü. Ona güzel bir mektup yazdım, götürdüm. Öğretmeni okulda okuyacak. Böyle bakalım. Şimdi ben hızlı bir şekilde kahvemi de içeyim. Sonra denememin başına geleyim. Denememi çözeyim. Sonrasında da inşallah o zamana kadar da su gelir de ben de şey yaparım. Mutfağımı falan toparlarım. Bunda kahvesini az attım. Köpüğü az oldu ya. Çok atınca da bu sefer acı oluyor. Bilmiyorum. Sizde döktüm. Neyse bir şey olmaz artık. Şimdi kahvemi içeyim. Yine çok fazla konuşmuşum. Hava da bugün çok güzel, zaten size gösterdim. Çamaşır makinesini de çalıştıracaktım. Onu da çalıştıramıyorum. Yemekte ne yapacağım onu da bilmiyorum. Öyle. Gün içerisinde artık neler yaparım size paylaşacağım. Birazdan yine görüşürüz.
Arkadaşlar ben denemeyi bitirdim. Ama ben de bittim. Gerçekten hiç odaklanamadım. Yani Şimdi denemeyi çok iyi yapamadım. İstediğim gibi olmadı ama neyse artık. Birazdan da hazırlanıp Ebrar ne almaya gideceğim. Öyle bakalım. Şimdilik görüşürüz. Hadi gidelim. Hadi annem. Tamam görüyorum. Hadi. Hadi yürü. Şimdi okula gidiyoruz. Sen bak orada da bir tane kedi var. Pisi pisi seni buradan duymaz. Kara kedi. Kara bir kedi mi? Evet, kara kedi. Hmm. O bizim kedimiz. Bizim kedimiz yok ki. Gezmede değil mi? Bizim kedimiz yok, yok Eslem. Gezmede. Gezmede mi? Evet. Neredeymiş senin kedi? Geziyor. Geziyor. Evet. Ne renk peki? Sarı. Sarı. Hı hı. Tamam. Bir de onu seveceğim. Okulun orada bir tane sarı kedi var, onu söylüyor. O benim kedim. O senin kedin. Evet. Tamam, o senin kedin olsun. Senin kedi olsun, teyzenin olsun. Tamam anneciğim. Şimdi de sana. Tamam annem. Biz onu seveceğiz değil mi? Evet, bak nasıl konuşuyor, bıcır bıcır. Arkadaşlar ben okuldan geldim. Okuldan gelirken de bir markete uğradım. Şöyle soğan aldım. Ondan sonra tost ekmeği aldım. Şimdi pizza ekmek yapacağım. Düşündüm ne yemek yapsam diye. Dedim bir pizza ekmek yapayım. Pizza ekmek diyorum. Ekmek pizza yapayım. Yanına da çay demleyeceğim. Böyle kahvaltılık olsun bugün de. Şöyle 4 tane çikolata aldım. Bir tane şöyle cips aldım. Ondan sonra bir de şöyle sucuk aldım. Şimdi hızlıca ekmek pizzalarımı yapayım. Ondan sonra afiyetle yiyelim. Gerçekten hem acıktım hem de yoruldum. Gidip gelmek beni çok yoruyor. Böyle ondan sonra da tekrardan dışarı çıkmam gerekiyor. Kızımın yarın arkadaşlarına hediye götürmemiz gerekiyor. Hediye alacağım. Ne alacağımı bilmiyorum. Bir hediyelik baktım ama böyle güzel bulamadım. Bakacağız artık. Ne alırsam onu da sizinle paylaşırım. Hadi bakalım ben şimdi hızlıca ekmek pizzalarımı yapayım. Videoya çekmeyeceğim. Son halini inşallah sizinle paylaşırım. Çünkü hızlı olmam lazım. Arkadaşlar ekmek pizzalarım fırından çıktı. Bu ilk tepsi. İkinci tepsi de pişiyor. Bakın şöyle bir kısmını biberli yaptım. Bir kısmını bibersiz yaptım. Çünkü çocuklar biberli yemiyorlar. Burada da çay suyu bıraktım arkadaşlar. Çay demleyeceğim. Öyle son halini sizinle paylaşırım diye söylemiştim. Hemen unutmadan paylaşayım. Bu kaynadı. Bu da kaynadı. Son halini dedim unutmadan paylaşayım. Sonra unutuyorum. Öyle bakalım. Şimdi biz yiyelim. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Arkadaşlar bu bayrağımız da yere düşmüş. Yolda böyle ilerliyoruz.
Bayrağı yere atmışlar ya. Olmaz. Bunu bir yüksek düzgün bir yere götürelim. Şimdi biz Kırtasiye'den çıktık. Seç Market'e geldik. Al. Yüksek bir yere koy. Bayrağın yere düşmeyeceğini bilmiyorlar mı? Bayrağı yere atmışlar. Buradan girebilirsiniz. Çek elini oradan. Yapma. Eslem. Aha düştün Evrar. Evrar düşünce videoya ara verdim. 2 dakika. Koşarsan söyle. Kanıyor mu kanım? Kanamıyor. Bakayım Evrar konuna. Yürü. İki de şekerler 40 lira. Baksanıza fiyatlara. Arkadaşlar biz Kırtasiye'den geldik. Şöyle bir günde bir ülke tanıtacakmış. Onun da çıktısını aldık. Şöyle göstereyim. Kırgızistan'ı tanıtacak. Şöyle yemeği, pilavı yani. Ondan sonra çadırları, bayrağı. Bu da bir Kırgızistan'da bir yermiş galiba. Ben de tam bilmiyorum. Araştıracağım. Öyle. Bunu da fon kartonuna yapıştıracağız. Ondan sonra Ebrahim'le Kırgızistan'ı tanıtacakmış. Bir de işte bunlar da hediye paketleri. Şunlar da hediyeler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Boyama kitabı aldım. Düşündüm ne alsam diye en son boyama kitabına karar verdim. Bakayım Eslem senin boyama kitabına. Şöyle bir tane de Eslem Sare'ye aldık. Bak içinde hayvanlar var Eslem. Aç bakayım bir. Açamadım ben. Bunda da taşıtlar varmış. Evet Eslem sen kalemlerini açtım. Bir de Eslem Sare'ye kuru boya aldık. Diğerlerinde birkaç tane de farklı vardı. Onları da çıkarabilirsem. Şöyle. Bunda da uçan balonlar varmış. Hayır uçan balonlar. Ha. Arkadaşlar falan diyor ama. Bu daha güzel ama ya. Neyse artık kimin nasibine ne geldiyse. Öyle. Şimdi ben bunları hediye paketi yapacağım. Onu da sizinle beraber yaparız. Şimdi bunları bir kaldırayım. Ondan sonra tekrar görüşelim.
Ben şöyle hediyeleri de hazırladım. Böyle tek tek paketledim. Zaten size göstermiştim. Ay sesimden de anlayacaksınız. Bugün yine bayağı bir yoruldum. Şimdi mutfağımı toparladım. Şöyle göstereyim. Ondan sonra ev falan toparladım, düzenledim. Çocuklar da uyuyorlar. Ben de artık gidip uyuyacağım ve artık bu videoyu da burada noktalamak istiyorum. Umarım beğenerek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir beğeni, bir yorumu da lütfen eksik etmeyelim. Emek vererek hazırlıyorum videolarımı. Lütfen emeğimin karşılığı olarak da hem izlenme hem beğeni olarak bunu görmek isterim sizlerden. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.